İnsanın vücudunda yaklaşık 37 trilyon hücre var. Her bir hücrenin çekirdeğinde ise DNA bulunur. Bir tek DNA'nın içinde 3 milyar harflik bir genetik şifre vardır. Bu bilgi yazıya dökülse yaklaşık 1 milyon sayfa kitap eder. Şimdi düşünelim. Bir kütüphane dolusu kitabın kendi kendine mürekkep lekelerden oluştuğunu kim iddia edebilir? O kitapları yazacak bir yazar, planlayan bir ilim, düzenleyen bir kudret lazımdır. DNA da aynı şekilde. Kendi başına bu bilgiyi üretecek bir akıl ve şuurdan yoksundur. Onun içindeki bilgiyi Rabbimiz ilmiyle yüklemiş ve ona bir program vazifesi vermiştir. Yani DNA'da bütün sebepler gibi Allah'ın kudret elinde bir alettir. Bir harf katipsiz olmaz, bir iğne ustasız olmayıp bir köy muhtarsız olmadığı gibi elbette bu kainat kitabı da yaratıcısız, ustasız, saniyesiz olamaz. Yani küçücük bir DNA'da bile milyarlarca harf gibi düzenli bir bilgi vardır. Bir harfi katipsiz kabul etmeyen akıl nasıl olur da milyonlarca ciltlik bir bilgi kütüphanesini sahipsiz görebilir? Misalle bir çocuk defterine Ali topu at yazsa herkes bilir ki o yazıyı çocuk yazmıştır. Kimse demez ki mürekkep şişesi devrildi, harfler yan yana geldi, bu cümle oldu. Peki DNA'daki 3 milyar harf gibi düzenli bilgiyi kör tesadüfe verme, 3 kelimeyi mürekkebe vermekten daha mantıksız değil midir? Bilgisayardaki yazılımları düşünün. Word, WhatsApp, kamera uygulaması. Bunların her biri milyonlarca satır koddan oluşur. Kimse kalkıp da bu programlar kendiliğinden oluştu demez. DNA'da aynen böyle bir programdır ama milyon kat daha gelişmiş bir yazılım. Bu kadar mükemmel kodları yazan bir ilahi mühendis vardır ve Allah'ımızın varlığını ve birliğini apaçık bir şekilde gösteriyor.